Kız Kulesi. Bir varmış, bir yokmuş. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, denize karşı bir saray varmış. Çevresinde ise yemyeşil ağaçlar sıralıymış. Havası ve suyu tertemizmiş. Sarayın konumu öyle bir yerdeymiş ki, eski İstanbul neredeyse kralın ayakları altındaymış. O, işlerinden arta kalan zamanda balkona çıkıp bu muhteşem manzarayı saatlerce izlermiş. Muhafızlar onu balkonda görünce hemen hizmetkarlara haber verirlermiş. İçlerinden biri bir bardak dolusu sıcak bir çay getirirmiş. Çünkü kralın en büyük zevki İstanbul'u seyrederek çayını yudumlamakmış. Bir yandan da derin derin düşüncelere dalarmış. Sonra da iç çekermiş. Aslında kralın büyük bir derdi varmış. Onun için böylesine kederleniyormuş. Kraliçe ile uzun zamandır çocuk hayali kurmalarına rağmen bu istekleri bir türlü gerçekleşmiyormuş. Kral ve kraliçe adeta çocuk özlemiyle yanıp tutuşuyormuş. Kral her gün yatmadan önce pencereden gökyüzüne doğru bakarmış. Gözleri birden buğulanırmış. Ümidini kaybetmeden içinden sessizce dualar edermiş. Özellikle de bir kız çocuğunun olmasını çok istiyormuş. Kraliçe de aynı üzüntüyü yüreğinde taşıyormuş. Kraldan farksız olarak yatağına yattığında çocuk hayaliyle avunuyormuş. Gözlerinden inen yaşlar yastığını ıslatırken öylece uyuyakalıyormuş. Bir gün şans onların da yüzüne gülmüş. Çünkü kraliçe hamileymiş. Kral bu sevinçli haber üzerine sarayda bitmek bilmeyen eğlenceler düzenliyormuş. Bir yandan da çocuğun doğacağı günü iple çekiyorlarmış. Kral bebeği için özel bir oda hazırlatmış. Hevesle yeni yeni eşyalar diktirip çekmeceleri donatmış. Çocuk daha doğmadan dadının kim olacağı bile belliymiş. Kraliçe hamileliği boyunca canı ekşi elma çekiyormuş. Kral da tüm kalbiyle kızı olacağına inanıyormuş. Derken 9 ay göz açıp kapatıncaya kadar geçmiş. Dadı elinde kundağa sarılı bir bebekle krala doğru koşmuş. "Sayın kralım müjde, nur topu gibi bir kızınız oldu," demiş. Kral bebeği kucağına almış ve ona uzun uzun bakmış. Sevincinden neredeyse ağzı kulaklarına varacakmış. Kral, "Dadı sen şimdi bu çocuğu al ve odasına götür. Kraliçe de yavrusunu dört gözle bekliyordur," diyerek bebeği teslim etmiş. Ardından da tahtına doğru yürümüş. Muhafızlar da kralın sevincine ortak olmuşlar. Sarayda bambaşka bir hava esiyormuş. Üzüntü yerini neşeye bırakmış. Kral bebeğinden ayrı daha fazla tahta oturmaya dayanamamış. Odasına çıkmış ve kraliçe ile göz göze gelmiş. Dadı hemen onları yalnız bırakmış. Adeta mutluluktan havada uçuyorlarmış. Kraliçe, "Baksana şunun tatlılığına," diyerek bebeğin yanağını öpmüş. Kral kızının minik ellerini avucunun içine koymuş. Sonra da eğilip onu koklamış. Saatler boyu bebekle birlikte zaman geçirmişler. Ardından bebeği dadısına vererek odasına çekilmişler. Kraliçe ilk defa rahat ve huzurlu bir uykuya dalmış. Kral her gün dua ettiği pencerenin önüne geçmiş. Artık yüzü gülüyormuş. Sonra da yatağına uzandığı gibi mışıl mışıl uyumuş. Ertesi sabah gün aydınlandığında gözlerini açar açmaz bebeğin odasına gitmişler. Minik bebek hala tatlı tatlı uyuyormuş. Kral onu seyretmeye doyamamış. Ardından da işlerinin başına gitmiş. Kraliçe bebeğe bakarken bir an kendi çocukluğunda çektirilmiş olan fotoğraflar aklına gelmiş. Hatıralar gözünün önünde canlanmış. Bebeği de kendisine benzetiyormuş. Beyaz teni, güneş gibi sapsarı saçları ve mavi gözleri varmış. Dillere destan güzel bir bebekmiş. Bu bebek her geçen gün büyüyor, daha da güzelleşiyormuş. Artık o tatlı bebek küçük bir kız çocuğu olmuş. Sarayda hizmetkarlar bile onu çok seviyormuş. Çünkü herkese nazik davranıyormuş. Bir de oldukça merhametli ve yardımsevermiş. Sanki kralın kızı değil de halkın içinden biriymiş gibi hareket ediyormuş. Herkes gibi kraliçe de güzel kızlarının huylarına hayranmış. Küçük prenses
sarayın bahçesine çıkar, kelebekleri kovalarmış. Ardından da rengarenk çiçekleri tek tek koklarmış. Bahçenin içinde bir aşağı bir yukarı koşturuyormuş. Güneşli havalarda sarayın içine kapanmak istemezmiş. Kral onu ortalarda göremeyince hemen huzursuzlanırmış. Telaşa kapılır, kızının odasına çıkarmış. Odada olmadığını fark edince bu sefer de kraliçeye sorarmış. O da, "Meraklanılacak bir durum yok, bahçede oyun oynuyor, dadısı da yanında," diye cevap verirmiş. Kralın kızına olan sevgisi çok büyükmüş. O ne istese anında yaparmış. Küçük prensesin her yıl doğum günü ülkede şenlik gibi kutlanırmış. Derken günler ayları, aylar seneleri kovalamış. Kral ile kraliçenin saçlarına ak düşmüş. Onlar gittikçe yaşlanıyormuş. Prenses ise genç bir kız olmuş. Bir gün halk arasında bir fısıltı yayılmış. Komşu ülkede her şeyi bilen bir büyücü varmış. Bu büyücünün kendi ülkelerini de ziyaret edeceği konuşuluyormuş. Herkes büyük bir merakla büyücünün geleceği günü sabırsızlıkla bekliyormuş. Bu söylenti saraya kadar yayılmış. Kral da dört gözle büyücünün yolunu gözlemeye başlamış. Gerçekten büyücü gelmiş ve çarşının içine kadar ilerlemiş. Elinde bir bastonla yürüyormuş. Çünkü büyücü oldukça yaşlı biriymiş. Onun beklenen misafir olduğunu anlayan herkes yanına koşuyor, bir sürü sorular soruyormuş. O da hepsini doğru biliyormuş. Halkın arasında dolaşan bir muhafız, büyücünün geldiğini haber vermek üzere doğruca kralın yanına gitmiş. Kral, "Ne duruyorsun? Büyücüyü al ve buraya getir. O benim misafirimdir," demiş. Muhafız da yola çıkmış. Büyücüyü görür görmez hemen onun kulağına eğilerek kralın davetini iletmiş. O da yanındaki kalabalığa seslenmiş. "Şimdi gitme vakti. Daha yapılacak çok işim var. Dönüşte tekrar uğrayacağım," demiş. Halkın meraklı bakışları arasında muhafızla birlikte saraya doğru yol almış. Kral bir an büyücüyü karşısında görünce heyecanla ayağa kalkmış. Sonra bir iki havadan sudan sohbet etmişler. Muhafızlar dışarı çıkmış. Kral büyücüye ne soracağını uzun uzun düşünmüş. En sonunda aklına iyi bir fikir gelmiş. Kızının geleceği her şeyden önemli olduğu için bu soruyu ona yöneltmeye karar vermiş. Kral büyücüye bakarak, "Size soracağım tek bir soru var. Ne de olsa biz yaşlandık. Benim dünyalar güzeli bir kızım var. Onun geleceğini öğrenmek istiyorum," demiş. Büyücü, "Hay hay, yalnız prensesi buraya çağırmanız gerekiyor. Onun sağ elindeki çizgilere bakarak geleceğini görmeye çalışacağım. Ancak size o zaman bilgi verebilirim," diyerek karşılık vermiş. Kral muhafızlarla kızını yanına çağırtmış. Güzel prenses tahtın bulunduğu odaya gelip babasına gülümseyerek bakmış. Kral, "Bir sandalye çek de otur, sonra da sağ elini aç bakalım," diye söylemiş. Prenses bu işe bir anlam veremese de babasının söylediklerini harfiyen uygulamış. Büyücü prensesin avuç içindeki çizgilere tek tek bakmış ve birden tavrı değişmiş. Prensesin elini hemen kapatmış. Ardından kral kızını odasına yollamış. Büyücü bir garipleşmiş, susuyormuş. Kral, "Kızımın eline bakarken yüz ifadeniz çok kötüydü. Ne gördünüz anlatın lütfen," diyerek ısrar etmiş. Büyücü, "Kralım, bunu söylemek çok zor. Bilmeseniz daha iyi olurdu. Ama madem bu kadar öğrenmek istiyorsunuz, tamam o zaman. Kızınızı zehirli bir yılan sokacak ve o yaşama veda edecek. Buna siz bile engel olamayacaksınız," diyerek konuşmasını bitirmiş. Kral yerinden fırlamış. "Bu kadar yeter. Daha fazla duymak istemiyorum. Ben kızımı tüm tehlikelerden korurum. Buna gücüm yeter," diyerek isyan etmiş. Büyücü izin isteyerek sessizce saraydan ayrılmış ve kendi ülkesine dönmüş. Kral
derin düşüncelere dalmış. Büyücünün söyledikleri adeta içini kemiriyormuş. Yine de bu yaşananları kızından sır gibi saklamaya karar vermiş. Kral, ya gerçekleşmezse, basit bir büyücü ne de olsa diyerek kendi kendine teselli veriyormuş. Daha fazla içindeki bu yükü tek başına taşıyamamış ve doğruca kraliçenin yanında soluğu almış. Kral odanın kapısını kilitlemiş. Kraliçe ile konuşmaya başlamış. Kraliçe duydukları karşısında hayretler içinde kalmış. Ne diyeceğini bilememiş. Sadece gözlerinden inen yaşları silmiş. Sonra da "Peki şimdi ne yapacaksın? Kızını nasıl koruyacaksın?" diye sormuş. Kral, "İlk defa ne yapacağımı bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek. Gerekirse onu güvende olacağı bir yere bile kapatabilirim. Yeter ki o yaşasın." diyerek odadan ayrılmış. Çalışma odasına geçmiş. Balkondan dışarı kafasını uzatmış. Üzüntüden gözleri kızarmış ve dopdolu olmuş. Denizin dalgalarını seyrederken birden gözü bir noktada sabitlenmiş. Tam ortada küçük bir ada varmış. "İşte buldum!" diye bağırmış. Ardından da muhafızlarını çağırmış, balkondan onlara adayı işaret etmiş. "Bu adanın üstüne bir kule yapacaksınız. Çalışmalar derhal başlasın!" diyerek emir vermiş. Muhafızlar şaşkın şaşkın birbirlerine bakmışlar. Sonra da kulenin taşlarını adaya nasıl taşıyacaklarını düşünmüşler. Kral ise çenesini sıvazlıyor, bulduğu fikri enine boyuna hesaplıyormuş. Bu ada kıyıya çok yakın olduğu için istediği zaman kızını görebileceğini düşünüyormuş. Ayrıca kule denizin ortasında olduğu için kızının yılandan da uzak olacağına inanıyormuş. Böylece büyücünün ortaya sürdüğü kehanetin gerçekleşmeyeceğine dair önce kendini, sonra da kraliçeyi inandırmış. Küçük adanın üzerine gün boyunca ak taşlar taşınmış. Bir yandan da kule yapımı tüm hızıyla devam ediyormuş. Aradan günler ve geceler geçmiş. En sonunda kule yapımı bitmiş. Kule küçük adanın üzerinde heybetle duruyormuş. Kral ve kraliçenin elinden tuttuğu gibi onu balkona çıkarmış. "Bak, kızımızı görmek istediğimizde buradan da izleyebileceğiz. O artık güvende olacak. Ha dur, tamam buldum. Bu, Kız Kulesi adıyla anılacak. Kızımızın gideceği kule." demiş. Kraliçe ile çok duygulanmışlar ve birbirlerine sarılmışlar. Arkasından da diğer hazırlıklara sıra gelmiş. Dadı, birkaç hizmetçi ve yiyecekler sandala konulup kuleye götürülmüş. Kral ve kraliçe beraber kızının odasına gitmişler. Prenses, anne ve babasını karşısında görünce onlara koşarak sevgiyle sarılmış. Ardından da ellerinden tutmuş. Prenses, "Ne niyetinizle geldiniz? Ben de yavaş yavaş beni ihmal ettiğinizi düşünmeye başlamıştım." diyerek tekrar sarılmış. Kral ve kraliçe ağlamamak için kendilerini zor tutuyorlarmış. Ardından kral, "Canım kızım, uzun zamandır sarayda kapalı duruyorsun. Buna gönlüm razı olmadı doğrusu. Sana bir gezi hazırladım. Şimdi eşyalarını topla, annen de sana yardım edecek. Ben sizi aşağıda bekliyorum." demiş. Prenses, "Hemen mi gideceğim?" diye sormuş. Kral, "Elbette, ne kadar çabuk gidersen senin için o kadar iyi olacak." diyerek tebessüm etmiş. Prenses de çok heyecanlanmış. Annesiyle birlikte eşyalarını toplarken aklına bir soru takılmış. "Sayın kraliçem, gideceğim yerde ne kadar kalacağımı biliyor musunuz?" demiş. Kraliçe, "Bilmiyorum. Bu geziyi baban düşündüğüne göre süresini de o biliyordur." diyerek geçiştirmeye çalışmış. Arkasından muhafızları çağırmışlar. Onlar da eşyaları tek tek aşağıya taşımış. Veda vakti gelip çatmış. Kral ile kraliçe arkasından uzun uzun el sallamışlar. Bir süre yürüdükten sonra kıyıdaki sandala iki muhafızla birlikte binmişler. Kız Kulesi'ne doğru gidiyorlarmış.
Prenses kendi kendine, "Hayret, çocukluğumdan beri ilk defa bu kuleyi fark ettim. Nasıl da görmemişim," diyerek mırıldanmış. Derken kız kulesine varmışlar. Muhafızlar prensesin elinden tutup onu sandaldan karaya çıkarmışlar. Prenses de dışarıdan kuleye şöyle bir bakmış. O kadar güzel görünüyormuş ki hayran kalmış. İçeriye girince etrafı incelemiş. Rüya gibi gizemli bir havası varmış. Merdivenlerden çıkarken hizmetçilerle karşılaşmış. Onlara gülümsemiş. Ardından yukarı çıkmaya devam etmiş. Kapısı aralık bir oda varmış. Kafasını uzattığında dadısıyla karşılaşmış. Prenses yalnız olmadığı için çok sevinmiş. Kral ve kraliçe de kızlarının ardından sus pus oturuyorlarmış. Hava gittikçe kararmaya başlamış. Hizmetçiler kuleyi aydınlatmak için kullandıkları kandilleri bir bir yakmışlar. Kral ve kraliçe kız kulesine uzaktan bakabilmek için balkona çıkmışlar. Kuledeki ışığı görünce heyecanlanmışlar. Sanki kalplerinde de bir umut belirmiş. Kral, kehanetin gerçekleşmeyeceğine kesin gözüyle bakıyormuş. Gecenin ilerleyen saatlerinde ışıklar sönmüş. İnsanlar derin uykularına dalmışlar. Ertesi gün prenses uyandığında dışarı çıkmak istemiş. İki muhafız kapının kanatlarında bekliyormuş. Muhafızlardan biri, "Günaydın, kralın kesin emri var. Kuleden dışarı bir adım bile atamazsınız," diyerek önünü kesmiş. Prenses mecburen geri odasına dönmüş. Pencereden kendi saraylarına bakmış. Elini boşlukta uzatmış. "Bu sıradan bir gezi değil. Olanları anlamıyorum. Neden buraya hapsedildim? Halbuki saraya çok yakınım," diyerek mırıldanmış. Kehanetten haberi olmayan genç kızın her geçen gün üzüntüsü artıyormuş. Başından geçenlere bir türlü anlam veremiyormuş. Hal böyle olunca günden güne erimiş. Ailesinden uzakta daha fazla yaşamak istemiyormuş. Bir gün prensesin canı altın sarısı, Tarsus beyazı üzüm istemiş. Dadı prensesin bu isteğini muhafızlara iletmiş. İçlerden biri sandala binmiş ve doğruca sarayın yolunu tutmuş. Prensesin arzusunu krala aktarmış. Kral da saraydan bir sepet dolusu üzüm göndermiş. Muhafız bu sepeti kız kulesine taşımış. Genç kız ise pencereden bakarken muhafızın geldiğini görmüş ve aşağıya inmiş. Muhafız üzüm sepetini bir köşeye bırakıp nöbet tutmak üzere dışarı çıkmış. Prenses üzüm sepetine yaklaşmış. Hizmetçileri bile beklemeden sepetin içinden bir salkım üzüm almak istemiş. Elini uzattığında büyücünün söylediği kehanet bir anda gerçek olmuş. Prenses yere yığılmış ve hayata gözlerini yummuş. Hizmetçi onu yerde görünce haykırmış ve yardım istemiş. Muhafızlar son anda yılanı fark etmişler ve onu zararsız hale getirmişler. Ardından da krala haber uçurmuşlar. Sandalla gelen kral ve kraliçe büyük bir yasa boğulmuş. Böylece kral bazı durumlarda ne servetinin ne de gücünün hiçbir işe yaramadığını görmüş. Kız kulesi ise efsanenin bir parçası olarak hala ayakta dimdik duruyormuş.